olarak başlıyorum. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi de şunu yapmamız lazım. Başlığımız para arzı tanımları diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar para arzı tanımlarını açıklarken öncelikle iki tane yaklaşımdan bahsedeceğiz. Bunlar diyeceğiz ki birincisi teorik yaklaşım. İkincisi ise ampirik yaklaşım olmak üzere. Teorik yaklaşım para arzını tanımlarken arkadaşlar para arzını tanımlarken ekonomi teorisinden hareket etmiştir. Nereden hareket etmiş? Ekonomi teorisinden. Ekonomi teorisinden hareket ne? Para arzını tanımlarken paranın sadece ve sadece değişim aracı olma fonksiyonu üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu nedenle teorik yaklaşıma göre değişimi gerçekleştiren her şey paradır. Değişimi gerçekleştirmeyenler ise para değildir. Yani para arzına neler dahil edilir? Değişimi gerçekleştiren araçlar. Değişimi gerçekleştirmeyen araçlar ise para arzının içine dahil edilmez diyor. Peki değişimi neyle gerçekleştiririz? Değişimi arkadaşlar cebinizdeki bozukluk para ile gerçekleştirebilir misiniz? Evet. Değişimi cebinizdeki nakit parayla gerçekleştirebilir misiniz? Değil mi? Cebinizdeki o nakit paraya ne denir arkadaşlar? Banknot denir. Artı değişimi bankadaki vadesiz mevduatınızla yani alışveriş yapabilir misiniz? Evet. O halde teorik yaklaşım para arzını tanımlarken para arzının içine bozukluk para, banknot para ve vadesiz mevduatları eklemiş. Geri kalanı da eklememiştir. Geldik ampirik yaklaşım. Arkadaşlar, ampirik yaklaşımın tanımını önce bir vereceğim. Ne yapacakmışım? Vereceğim. Verdikten sonra eminim hiç kimse bir şey anlamayacak. İddiaya giriyor musunuz benimle? İddiaya giriyorsunuz mu benimle? Ben önce bir tanım yapacağım. Yok artık diyeceksiniz. Sonra tanımı anlatınca olacak, örnek verince olacak. Hadi yapalım mı? Yapalım. Ampirik yaklaşım parayı tanımlarken der ki para ekonomide etkilemesini düşündüğümüz değişkende ortaya çıkacak değişmeyi en iyi bir biçimde ölçmemizi sağlayan değişkendir der. Peki ne anladınız bundan? Tanımı tekrar yapayım mı? Yapayım mı tanımı tekrar? Yapayım. Para ekonomide etkilemesini düşündüğümüz değişkende ortaya çıkacak değişmeyi en iyi bir biçimde ölçmemizi sağlayan değişkendir der. Evet. Kimler ne anladı? Sesinizi açıp söyleyebilirsiniz. Hocam yine para yani. İşte öyle değil. Şöyle olabilir mi? Yine para. Mesela Değiş. etkilemesini düşündüğümüz değişken. Arkadaşlar ekonomik büyüme olabilir mi? Etkilemesini düşündüğümüz değişken işsizlik oranı olabilir mi? Etkilemesini düşündüğümüz değişken enflasyon oranı olabilir mi? O halde bunları değiştirmek için neyi kullanırız diyor? Para miktarını kullanırız diyor. O halde burada para nasıl tanımlanmış arkadaşlar? Burada paranın iktisat politikası aracı olma fonksiyonu üzerinde durulmuştur. O halde para belirlenen amaçlara ulaşabilmek için kullandığımız bir değişkendir der. Peki iktisat politikası araçlarını elle tutup gözle görebilir miyiz? Hayır. Bu nedenle ampirik yaklaşım parayı tanımlarken paraya soyut bir kavram kazandırmış. Ama bozukluk parayı, banknot parayı, vadesiz mevduatı elle tutup gözle görebiliriz. Bu nedenle teorik yaklaşım ise paraya somut bir özellik kazandırmıştır. Arkadaşlar, para arzını tanımlayan yaklaşımlardan sonra şimdilik de neyi açıklamamız gerekiyor? Para arzını açıklayan teorileri bilmemiz lazım. Para arzını açıklayan teorilere baktığımızda ilk önce karşımıza çıkar arkadaşlar. İlk önce karşımıza klasik yaklaşım çıkar. Ne çıkarmış? Klasik yaklaşım. Klasik yaklaşım para arzını açıklarken paranın sadece ve sadece değişim aracı olduğunu söyler. Bu nedenle ekonomide değişimi gerçekleştiren her şeyi para arzına dahil eder. Değişimi gerçekleştirmeyenleri ise para arzına dahil etmez. İkincisi ise
Chicago, Chicago yaklaşımı. Arkadaşlar, Chicago yaklaşımı der ki para hem bir değişim, hem bir değişim aracıdır der. Para hem de bir değer muhafaza aracıdır der. Vadi Chicago yaklaşımı, klasik yaklaşımı ne yapmıştır? Geliştirmiştir. Üçüncü yaklaşım ise arkadaşlar, Gurley-Shaw yaklaşımı. Arkadaşlar, Gurley-Shaw yaklaşımı para arzını tanımlarken der ki, para hem bir değişim aracıdır, hem de bir değer muhafaza aracıdır. Aynı zamanda para halkın alternatif likit varlık olarak gördüğü her şeyden oluşur der. Peki halkın alternatif likit varlık olarak gördüğü her şeyden oluşuyorsa ben size bir örnek vereceğim. Diyelim ki birikim yaptınız ve birikimi altın olarak yaptınız ve ev alacaksınız. Beğendiğiniz evi buldunuz. Altınları ev sahibine verip ödeme yapsanız adam kabul eder mi? Mesela bana böyle bir şey gelse ben ederim. Ha altın ha para. Ben siz etmez misiniz? Değil mi? Edilir. O halde halkın alternatif likit varlık olarak kabul ettiği her şey toplumdan topluma değişebilir. Örneğin bazı toplumlarda hisse senedi para olarak geçiyor. Ya da Bitcoin para olarak geçiyor. Ama bizde geçmiyor. Değil mi? Bizde altın en iyi likit varlık değil mi arkadaşlar? Mesela araba alıyorsun. Araba alırken çeyrek altın, ben en son araba alırken çeyrek altın vermiştim. Adam kabul etmişti mesela. Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bakın, halkın alternatif likit varlık olarak kabul ettiği her şey toplumdan topluma da ne yapabilir? Değişebilir. Anlaştık mı? Peki neredeyiz arkadaşlar? 4. Dördüncüsü ise diyeceğiz ki arkadaşlar, krediyi içeren ne diyoruz arkadaşlar? Geniş görüş diyoruz. Kredi içeren geniş görüşlü der ki, para hem bir değişim aracıdır, hem bir değer muhafaza aracıdır, hem de halkın alternatif likit varlık olarak kabul ettiği her şeydir. Aynı zamanda paraya şu da dahil edilir. Şimdi ben size bir şey soracağım. Mesleğe atanır atanmaz önce arabamı alacağım diyenler bir A harfine basabilir mi? Ya da A harfine. Mesleğe atanır atanmaz Duygu, Serol, iki kişi mi? Mesleğe atanır atanmaz önce arabamı alacağım diyenler kimler? Duygu var, Serol var, iki kişi. İşte serseri bunlar ya. Bir de yanlıya yanlıya gezersin Serol'sun. Gezmez misin? Hem de nasıl gezerim var ya hocam. Peki neyle alacaksın Serol? Neyle alacaksın? Borçlanarak. Nasıl borçlanacaksın? Bankadan kredi çekeceğim. Krediyle ödeme yapmış oldun mu? Evet. Krediyle ödeme yapıyorsan o halde o bir ödeme değil mi? O halde kredileri de para arzını kim dahil etmiş? Krediyi içeren geniş görüş dahil etmiş. Anlaştık mı? Evet. Anlaştık değil mi? Peki şimdilik neredeyiz arkadaşlar? Şimdilik de başlığımız Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Türkiye, düzgün yazayım ya. Başlığımız arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para arzı tanımlarını açıklayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para arzı tanımlarını açıklarken de bunu ikiye ayıracağız. Birincisi 2005 öncesi para arzı tanımları, ikincisi ise arkadaşlar 2005 sonrası para arzı tanımları olmak üzere. Peki bu ayrımı sizce niçin yapmış olabiliriz? Niye 2005 öncesi, niçin 2005 sonrası? Niçin yapmış olabiliriz? Paradan alt sıfırın atılması olabilir mi? Aferin Kübra, kesinlikle. Çünkü 2005 yılında Türk lirasından 6 sıfır atılmış. Türk lirasından 6 sıfır atılmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para arzı tanımlarının da sadeleşmeye gitmiştir. Şimdi devam edelim. 2005 öncesi para arzı tanımlara baktığımızda 1. İlk önce Merkez Bankası parayı dar anlamda tanımlamıştır. Dar anlamda para ise M1 demiştir. Peki M1 para arzı, yani dar anlamda paranın içinde ne vardır? Diyor ki Merkez Bankası, dolaşımdaki nakit artı ticari bankalardaki vadesiz mevduatlar artı Merkez Bankası'ndaki diğer mevduatlardan oluşur diyor. Ve yine M1 eşittir dolaşımdaki nakiti büyükçe, vadesiz mevduatları D'de, Merkez Bankası'ndaki diğer mevduatları da neyle göstereceğiz? DCB. Peki Merkez Bankası dar anlamda parayı niçin tanımlamıştır?
soruyorum. Dolaşımdaki, yani cebinizdeki parayla değişim yapabilir misiniz? Yaparsınız değil mi? Peki bankadaki vadis mevduatınızdan çek keserek ya da havale yaparak ödeme değişim yapabiliyor musunuz? Evet. O halde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dar anlamda parayı tanımlarken paranın, arkadaşlar, paranın değişim aracı olma fonksiyonu üzerinde durmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası parayı dar anlamda tanımlıyorsa bir de geniş anlamda tanımlamıştır. Geniş anlamda tanımladığı para ise ne diyeceğiz arkadaşlar? M2 diyeceğiz. Peki geniş anlamda parayı nasıl ifade edeceğiz? M2. Bir kere içinde dar tanım olacak mı? Yani dolaşımdaki nakit artı vadis mevduatlar. Burası bana neyi verecek? M1'i verecek. Artı ticari bankalardaki vadeli mevduatları eklediğimizde, ki vadeli mevduatları neyi göstereceğiz? TD ile göstereceğiz. O halde neyi bulmuş olacağız? Geniş anlamda para arzı tanımını. Peki o halde M2, yani geniş anlamda para arzı tanımı nasıl yapılırmış? M1 para arzı tanımına, yani M1'e ticari bankalardaki vadeli mevduatları eklediğimizde buluyormuşuz. O halde dur. Kimi soruyorum? Kime sorayım? Buldum. Ceren'e sorayım. Sorayım mı Ceren? Buyurun hocam. Nasılsın öncelikle? Teşekkür ederim, siz? Çok teşekkür Ceren. Öncelikle sana şunu sormak istiyorum. Bankaya vadeli mevduat niçin yatırırız? Paramın değerlenmesi için yatırırım. Olmadı. Ne için yatırırım? Peki. Faiz gelir elde etmek için işte yani. Hiç olmadı. Hiç olmadı. Bir de bunu Serol'a soralım bakalım. Serol, bankaya niçin vadeli mevduat yatırırsın? Paramın değer kaybetmesini önlemek için yatırırım hocam. Aferin Serol. Bak Ceren, niçin yatırır mısın? Ceren, niçin yatırıyor musun? Değer kaybetmemesi için. Çünkü hiçbir banka, bakın arkadaşlar, şu an tüm bankaların vadeli mevduat faiz oranlarını inceleyin. Hepsinin faiz oranı enflasyon düzeyindedir. Asla enflasyon üzerinde hiçbir banka faiz vermez. Dünyanın hiçbir ülkesinde vermez. Bu nedenle arkadaşlar, paranızı bankaya vadeli niçin yatırırsınız? Paranızın satın alma gücünü korumak için. O halde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası geniş anlamda parayı tanımlarken paranın değer muhafaza aracı olma fonksiyonu üzerinde durmuştur. Geldik 3. Üçüncü para arz tanımcısı arkadaşlar M2Y'dir diyeceğiz. Neymiş arkadaşlar? M2Y. Şimdi bakın bunu nasıl göstereceğiz? M2Y'yi tanımlarken öncelikle C artı D'de bana burası neyi veriyor arkadaşlar? M1'i. Artı buna vadeli mevduatları eklersem burası ne oldu arkadaşlar? M2. O halde M2'ye niye ekleyeceğim? Şurada gördüğünüz gibi Y'yi eklemem lazım. İşte oradaki Y nedir? Hemen ekleyelim. Artı ne diyoruz arkadaşlar? Yerleşiklerin ne diyoruz? Döviz tevdiat hesabı diyoruz. Peki öncelikle yerleşik nedir? Bir ülkenin sınırları içinde ikamet edenlere o ülkenin yerleşiki denir. O halde bir ülkenin sınırları içinde ikamet edenlerin bankalarda yabancı para cinsinden hesaplarına yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı denir. Peki bu kavram ise bizim karşımıza bazı kavramlar çıkartır. Bir ülkenin yerleşiki niçin bankada yabancı para cinsinden hesap açtırır diyorsak karşımıza bazı kavramlar çıkar. Bunlardan birincisi nakit ikamesi. Nakit ikamesinin bir diğer adı da dolarizasyondur. İkincisi ise arkadaşlar tersine nakit ikamesi kavramıdır. Öncelikle nakit ikamesi demek halkın portföyünde yerli paranın azalıp halkın portföyünde yabancı paranın artması demektir. Peki halk niçin portföyünde ya da cebinde yerli parayı azaltıyor? Niçin cebinde yabancı parayı arttırıyor? Demek ki yerli paraya güvenmedikleri için. Peki yerli paraya niçin güvenmezler arkadaşlar? O ülkede enflasyon çok yüksek ise o ülkenin para birimi hızlı bir biçimde değer kaybeder. Bu nedenle halk satın alma gücünü korumak için yerli parayı satın alma gücünü koruyan yabancı parayla ikame eder ki
İşte buna da nakit ikamesi denir. Türkiye'de 1990'lı yıllarda yüksek enflasyondan dolayı halk genellikle mark ya da doları yerli para yerine kullanmış. Yani Türkiye'de 90'lı yıllarda dolarizasyon yaşanmıştır. Peki tersine nakit ikamesi nedir? Tersine nakit ikamesi ise arkadaşlar halkın portföyünde yerli paranın artıp yabancı paranın azalmasıdır. Türkiye'de 2005 yılında TL'den 6-0 atılmasıyla birlikte yerli paraya güven gelmiş. Halk bu nedenle yerli parayı kullanımını arttırmış, yabancı paranın kullanımını ise azaltmıştır. Türkiye'de tersine nakit ikamesi de yaşanmıştır. Peki bir diğer para arzı tanımımız nedir? Bir diğer para arzı tanımımız arkadaşlar 4, M2YR diyeceğiz. Peki bu M2YR nedir dersek? Bak şimdi, C artı D'de. Burası arkadaşlar M1 para arzı tanımı değil miydi? Artı. Vadeli mevduat direkt dersem ne oldu arkadaşlar? M2 artı. Buraya yerleşiklerin döviz hesaplarını eklediğimde, burası ne oldu arkadaşlar? M2Y. Bak buraya kadar tamam. Şimdi şurada R'yi mi ekleyeceğim? Değil mi? Ne kaldı? R'yi ekleyeceğim. Peki o R nedir? İşte oraya artı repo hesapları diyeceğim. Ne diyecekmişim? Repo hesapları. Şimdi dur. Serol, sana bir soru sorayım mı? Ben repoyu bilmiyordum ya. Unuttum daha doğrusu. Buyurun hocam. Hemen sorayım. Şu an beni dinlediğin odanın büyüklüğü ne kadar? Yani 10 metrekare falandır hocam. Oo, iyiymiş. Bayağı büyük. Salonda mı dinliyorsun lan? Yani. O zaman herkes beni dinliyor. Doğru mu? Yok, kulaklık var hocam. Kimse yok evde zaten hocam. Evde kimse yok. Peki içinde bulunduğun o odanın en uç köşesinden, en uç köşesine tamamını 200'lüklerle dolu olduğunu düşün. Evet. Nasıl para? Güzel para hocam. Peki o para kimin olabilir? Ya benim olamaz. İşte kimin olabilir? Merkez Bankası'nın olabilir hocam. Niye? Merkez Bankası'nda daha çok vardır ya. Aynen öyle. O zaman bankanın olabilir değil mi? Bankanın olabilir evet. Değil mi? İşte banka parasına repo hesabı diyoruz. O halde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bankaların parasını para arzı tanımına nerede dahil etmiş? M2YR'de dahil etmiş. Değil mi? Geldik 5. Evet. Peki 5'incisi nedir? 5'incisi ise M3A diyeceğiz. Peki M3A nedir? Bakın şimdi. C artı DD. Bu C artı DD M1 değil miydi? Artı. Buraya TD eklersem. Burası ne oldu? M2 para arz tanımı oldu. Öyle değil mi arkadaşlar? Artı. Şimdi buraya bir de ne ekliyorum arkadaşlar? Buraya bir de resmi mevduatları ekliyorum. O halde M2 para arzı tanımına resmi mevduatları eklediğimizde M3A para arzı tanımını bulurmuşuz. O halde resmi mevduat nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarının bankalardaki parasına resmi mevduat denir. O halde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kamu kurum ve kuruluşlarının bankadaki paralarını para arzı tanımına nerede dahil etmiş? M3A'da. Geldik 6. Peki 6'ncısı nedir? 6'ncısı diyeceğiz ki arkadaşlar M3. Peki M3 nedir? Şöyle açıklayalım arkadaşlar. Şimdi bakın bakalım. C artı DD. Yine burası ne oldu arkadaşlar? M1 artı. Buraya vadeli mevduatları eklersem ne oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi M2 artı. Buraya resmi mevduatları eklersem burası ne oldu arkadaşlar? M3A artı Merkez Bankası'ndaki diğer mevduatları eklersek M3 para arzı tanımını ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Ve son 7. 7.'si ise M3Y'dir. Peki M3Y nedir? Şimdi onu da şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Diyeceğiz ki M3 para arzı tanımına yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarını eklediğimizde M3'ye para arzı tanımını bulmuş olduk. Bu para arzı tanımları nerede geçerliydi? 2005 öncesinde. Ancak 2005 sonrasında ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para arzı tanımlarında sadeleşmeye gitmiştir. Bunlar M1, M2 ve M3 olarak belirlemiştir. Başka da para arz tanımı yapmamıştır. M1 para arz tanımı arkadaşlar, dolaşımdaki nakit artı vadesiz mevduatlardan oluşur. Ancak buradaki vadesiz mevduatlar hem yerli para hem de yabancı para cinsinden vadesiz mevduatlardır. Hadi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2005 sonrasında yerli para ayrımıyla
yabancı para ayrımını para arsımından ne yapmış? Ayırmıştır. M2 para arsımına baktığımızda ise o ise M1 yani C artı D'de artı vadeli mevduatları eklemiştir. Ancak buradaki vadeli mevduatlarda yine hem yerli para hem de yabancı para cinsinden vadeli mevduatlardır. M3 para arsımı ise arkadaşlar M2 artı ne diyeceğiz arkadaşlar? Fon hesapları artı repo hesaplarından oluşur deriz ve bitti. İşte gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2005 sonrasında para arzı tanımlarında sadeleşmeye gitmiş ve para arzı tanımını ne yapmış arkadaşlar? Sadece 3 tane olarak belirlemiştir. Şimdi arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para arzı tanımlarını gördüğümüze göre şimdi manyak güzel bir şeyi görebiliriz artık. O da nedir arkadaşlar? O da diyeceğiz ki kaydi para yaratma sürecini göreceğiz. O halde neymiş başlığımız? Kaydi para yaratma süreci. Öncelikle bizim kaydi para nedir onu bir tanımlamamız lazım. Tanımlayalım. Diyeceğiz ki arkadaşlar kaydi para bankalar tarafından yaratılan paraya kaydi para denir. Neymiş arkadaşlar kaydi para? Bankalar tarafından yaratılan paraya kaydi para demiş. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Sorayım mı? Soruyorum. Hep aynı kişilere soruyoruz. Ayşegül sesini açabiliyor mu? Ayşegül? Açamıyor galiba. Tamam. Büşra sen sesini açabiliyor musun? Sana soralım. Açabiliyor musun sesini? Evet sorabilirsiniz. Hemen soruyorum. Diyelim ki Büşra bak çok basit bir soru. Baban seni karşına aldı ve soruyor. Kızım dedi ben sana 4 yıl üniversite okuttum. 4 yıl boyunca İktisadi Bilimler Fakültesini okudun ve bitirdin. Bu banka nedir? Bu bankanın ne olduğunu bana benim anlayacağım şekilde söyledi. Ne dersin babana? Tefeci derim. Yok artık. O halde baban diyor ki vah benim paracıklarım diyor. Evet. Peki bankayı şöyle tanımlasak olur mu? Babana şöyle desen, baba desen, bazıları vardır, fazla parası vardır, kullanmıyordur, onu gider bankaya yatırır. Bazılarında paraya ihtiyacı vardır ama seni bilmiyordur, fazla paran olduğunu bilmiyordur ya da senden borç istemeye çekiniyordur. Gider bankadan borç alır. Aslında aldığı borç senin bankaya yatırdığın paradır. Bu durumda banka senin paranı başka birine vererek bir aracılık görevi üstlenmiş olur. Ve böylelikle ihtiyacı olanın ihtiyacını da karşılamış, o da mutlu olmuş olur. Sana da bunun için bir kar payı verir, sen de mutlu olmuş olursun. Bu nedenle banka fon fazlası olanlardan fon açığı olanlara fon transferinde aracılık yapan aracı kurumdur dersen doğru olur muydu? Olur muydu? Ne yaptık? Bankayı tanımladık. Peki, bir banka nasıl para yaratır? Bir bankanın nasıl para yarattığını görebilmek için öncelikle ne yapmamız lazım? Öncelikle varsayımlarını ortaya koymamız lazım. Birinci varsayım. Diyeceğiz ki ekonomide bir tane banka vardır diyeceğiz. İkinci varsayım diyeceğiz ki arkadaşlar, bankalar sadece zorunlu rezerv tutar. Bankalar serbest rezerv tutmaz diyeceğiz. Ve üçüncü varsayım. Diyeceğiz ki bankalar sadece vadesiz mevduat kabul eder. Bankalar sadece vadesiz mevduat kabul eder. Bankalar vadeli mevduat kabul etmez diyeceğiz. Ve geldik dördüncü varsayım. Ekonomide herhangi bir nakit sızıntısı
yoktur diyeceğiz. Yani halk cebinde para tutmuyor diyeceğiz. Bu varsayımlardan hareketle bir bankanın nasıl para yarattığını bilebilmemiz için öncelikle bizim bir de şunu bilmemiz lazım. Bilmemiz gereken kavram banka rezervleri kavramıdır. Bir bankanın rezervleri ise diyeceğiz ki arkadaşlar iki aydır. Bunlar birincisi zorunlu rezervler. İkincisi diyeceğiz ki arkadaşlar ikincisi ise serbest rezervler olmak üzere. O halde bir bankanın rezervleri zorunlu rezervler ve serbest rezervler olmak üzere ikiye ayrılıyorsa o halde bir bankanın toplam rezervi zorunlu rezervle serbest rezervin toplamından oluşur. Peki zorunlu rezerv nedir? Bir bankanın topladığı mevduatlar için yasal olarak ayırmak zorunda olduğu karşılığa zorunlu rezerv denir. Neymiş? Bir bankanın topladığı mevduatlar için yasal olarak ayırmak zorunda olduğu karşılığa zorunlu rezerv denir. O halde yasal olarak ayırmak zorundaysa bunu kim belirler? Bunu tabii ki Merkez Bankası belirler. Ve yine arkadaşlar aynı zamanda şunu diyeceğiz. Zorunlu rezervler ilk niçin çıkmıştır? Zorunlu rezervlerin ilk olarak çıkış amacı arkadaşlar banka iflasını önlemek için çıkmıştır. İkinci şey, o halde zorunlu rezervler günümüzde niçin kullanılır? Günümüzde ise arkadaşlar zorunlu rezervler para arzını kontrol etmek için kullanılır diyeceğiz. Peki nedir serbest rezerv? Serbest rezerv bir bankanın arkadaşlar ani mevduat çıkışlarını karşılamak. Aynı zamanda arkadaşlar alternatif yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla bir emniyet unsuru olarak kasasında tuttuğu paraya serbest rezerv denir. O halde ani mevduat çıkışlarını karşılamak, alternatif yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla bir emniyet unsuru kasasında tuttuğu paraya serbest rezerv diyorsak bunu tabii ki kim belirler? Bankanın kendisi belirler. Bir bankanın nasıl kaydı para yarattığını bilebilmemiz için bilmemiz gereken bir diğer kavram da arkadaşlar nedir? Rezerv bankacılığıdır. Neyi bilmemiz gerekiyormuş? Rezerv bankacılığını bilmemiz gerekir. Peki rezerv bankacılığı nedir? Rezerv bankacılığı ise iki aydır arkadaşlar. Bunlar deriz ki birincisi mutlak rezerv bankacılığı. İkincisi diyeceğiz ki arkadaşlar kısmi rezerv bankacılığı olmak üzere. Mutlak rezerv bankacılığını şöyle tanımlayacağız. Diyelim ki bankaya 1000 TL ne geldi? 1000 TL bir mevduat geldi. Bu 1000 TL mevduata banka 1000 TL ne ayırdı? Karşılık ayırdı. Bakın burada ne var? Toplanılan mevduata eşdeğer bir karşılık mı ayırdı? O halde toplanılan mevduatın tamamına karşılık ayrıldığı sisteme mutlak rezerv bankacılığı denir. O halde toplanılan mevduatın tamamına karşılık ayırıyorsa toplanılan mevduattan bankanın kullanabilir rezervi ne oldu? Sıfır oldu. Kullanabilir rezervi sıfırsa yani toplanan mevduatın tamamına karşılık ayırdığı için toplanılan mevduattan ne yapamaz? Kredi veremez. Toplanılan mevduattan kredi veremediği için bu sistemde kaydığı para yoktur deriz. O halde bir bankanın kaydığı para yaratabilmesi için topladığı mevduatlardan mutlaka ne verebiliyor olması gerekiyormuş? Kredi verebiliyor olması gerekiyormuş. Eğer topladığı mevduattan kredi veremiyorsa o bankacılık sisteminde ne yokmuş arkadaşlar? Kaydığı para yokmuş. Peki mutlak rezerv bankacılığında kredi nereden verilir? Kredi ancak sermayeden verilir. Peki her kredinin geri ödenmeme risk'i var mıdır? Vardır. Bu durumda risk'i kim üstlenmiştir? Sermaye sahipleri üstlenmiştir. Geldik kısmi rezerv bankacılığına. Diyelim ki arkadaşlar banka 1000 TL'ni topladı. 1000 TL mevduat topladı. Topladığı bu 1000 TL mevduatı atıyorum 200 TL'ni ayırdı arkadaşlar. Karşılık ayırdı. Artık bankanın 800 TL'ni vardır?
kullanılabilir rezervi vardır. Öyle değil mi? İşte banka topladığı mevduattan daha az karşılık ayırdığı sisteme kısmi rezerv bankacılığı denir. Peki banka topladığı mevduattan daha az karşılık ayırdı ve artık 800 TL kullanabilir rezerv varsa bu rezervle ne verebilir arkadaşlar kredi? Aslında verdiği bu kredi topladığı mevduattan mı verilmiş oldu? Topladığı mevduattan verilmiş olduğu için bu sistemde kaydı para vardır deriz. O halde kaydı para sadece nerede yaratılırmış? Kısmi rezerv bankacılığında yaratılırmış. Peki az önce söyledik. Her kredinin geri ödenmeme riski var mıydı? O halde bu riski artık kim üstlenmiş olur? Mevduat sahipleri üstlenmiş olur. O halde mutlak rezerv bankacılığında kredi riski sermaye sahiplerindeyken kısmi rezerv bankacılığında kredi riski mevduat sahiplerindedir. Şimdi devam edelim. Peki bir banka nasıl kaydı para yaratır? Hemen yapalım. Arkadaşlar bir banka diyeceğiz ki rezervlerini kullanarak bilançosu aracılığıyla ne diyeceğiz arkadaşlar? Kaydı para yaratır diyeceğiz. Dur. O halde bir banka rezervlerini kullanarak bilançosu aracılığıyla kaydı para yaratıyorsa karşıma bir tanım daha çıktı. Bilanço. Dur şimdi. Hadi bunu soralım. Az önce Büşra bilememişti. Bakalım bunu bilebilecek mi? Büşra nedir bilanço? Evet. Açamıyorsun galiba sesin. Kime soralım? Ceren'e soralım o zaman. Ceren nedir bilanço? Alacak verecek tablosudur hocam. Yok belli bir dönemden sonra. Evet. Ben olsam mülakatta ben bunu kesinlikle kabul etmem. Kesinlikle. Yanlış çünkü. Yani ama öyle sonuçta bir dönem yok, sonunda değil, alacak ve verecek. Değil. İlla tam. Dönem sonu olmasına gerek yok. Dur kime soralım şimdi? Serol'a soralım. Serol nedir bilanço? Hocam ben Ceren'e katılırdım ya. Ben de seni atardım 6. kattan aşağı. Bak 6. kat diyeyim harbiden atarım. Vallahi rahatlarım ben. Tamam. Kime soruyoruz? Kübra'ya sorun. Kübra. Neden hocam? Nedir bilanço? Bir ticari işletmenin borç ve alacağını gösteren şey miydi? Sus. Fotoğrafı mıydı? Sus. Ama sus. Hocam muhasebe olarak onu yani böyle tanımlarım ama. Mülakatlı olsanız böyle desiniz. Valla ben size atarım ha. Yemin ediyorum ağlatır çıkartırım odadan. Yemin ediyorum böyle tanım mı olur? Nasıldır? Bilançoyu tanımlayalım. Bir işletmenin belli bir tarihte o anki tüm borç ve varlıklarını gösteren temel finansal tabloya bilanço denir. Gelir gider olmaz. Hocam biz aynı şeyi söyledik. Aynı şey değil. Gelir tablosunu mu sorduk? Gelir gider diyor Duygu. Evet dönem dediğim için gelir tablosu oluyor. Haklısınız o konuda. O halde eledim sizi. Eledim. O halde neymiş bilançoyu bir daha tanımlayayım. Bir bilanço belli bir tarihte bir işletmenin o anki tüm varlık ve borçlarını gösteren temel finansal tablodur. Peki temel finansal tablolar kaç aylık? Ya ben iktisatçıyım sizden iyi muhasebe biliyorum sanki. Öyle hissettim birdenbire. Gelir tablosu ve bilanço. Kesinlikle doğru. İki tanedir. Gelir tablosu ve bilançodur. O halde şimdi arkadaşlar bizim şimdi bir de neyi görmemiz lazım? Banka bilançosunu görmemiz lazım. Ama ne zaman? Reklamlardan sonra.